Başladık. Hızlı hızlı başladık. E-ticaret anlatıyoruz. Nereye gittiğimizi anlatıyoruz. Teknolojik alt yatırım çok önemli diyoruz da sizin baktığınız yerden iş dünyası aslında nasıl görüyor? Ona bakıyor olmak lazım. İsterseniz sizi dinleyelim. Sonra benim sorularım olacak. Bizim sorularımız olacak. Evet. Gülseyli Hanım, Hakan Bey, günaydın herkese. Değerli katılımcılar, bu değerli etkinlikle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu etkinliği düzenleyen Marketing Türkiye ve Deloitte Digital'e de teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisinde katma değeri ve rekabet gücümüzü yükseltmek için dijital dönüşüm sürecinin belirleyici olacağına inanıyoruz. Dijital dönüşüme ayak uydurabilmenin her sektördeki ve her büyüklükteki firma için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu COVID-19 süreciyle birlikte bir kere daha ve çarpıcı bir şekilde hepimiz beraber görmüş olduk. Sadece teknolojik şirketleri değil, teknoloji altyapısını güçlendirmiş ve çalışanlarının becerilerine bu konuda yatırım yapmakta olan özel sektör kuruluşları bu süreci çok daha rahat geçirmiş oldu. Dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaret oluşturuyor. COVID-19 salgını tüketim alışkanlarımızı ve yaşam tarzlarımızı gözden geçirdiğimiz bir dönemi getirdi. Zaten gerçekleşmekte olan ticaretin dönüşümünü, yani elektronikleşme sürecini çok ciddi şekilde hızlandırdı. Kargo teslimatı dışında fiziksel temasa gerek kalmadan ihtiyaçların karşılanabilmesi e-ticareti pek çok kişi için tek alışveriş yöntemi haline gelmiş oldu. E-ticaret yarattığı yeni iş kolları, yeni istihdam ve uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde sektörlere dinamizm katıyor. TÜSİAD olarak uzun yıllardır e-ticaretin önemini ve potansiyelini vurgulayan çalışmalar yapıyoruz. Biz e-ticaret raporları yayınladık ve devam etmeye planlıyoruz. 2014, 2017, 2019 senelerinde bu raporlar yayınlamıştık. Bu raporların üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli gelişme ve açık bir alan. Yakından da izlemek ve sektörün büyümesi için çözümlere odaklanmak fevkalade önemli. Ortaya çıkan genel resme baktığımızda ülkemizde e-ticaret sektörü büyümeye devam ediyor. Ancak klasik perakende firmaların ve KOBİ'lerin henüz e-ticaret nimetlerinden yeterince yararlanmadığını söyleyebiliriz. E-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmalarını bu anlamda çok önemsiyoruz. KOBİ'lerin gerek tedarikçileriyle ilişkileri, gerekse tanıtım, pazarlama, satış olanakları bakımından e-ticaretin sağlayacağı fırsatları konusunda bilgi ve yetkinliklerini artıracak çalışmalar mutlaka fayda sağlayacaktır. Ayrıca gerekli altyapı ve iş gücü yatırımlarını yapmaları ve bu konuda ihtiyaç duyulabilecekliği destekleyen sağlanması da gerekiyor. E-ticaret ürünlerin yurt dışı tanıtımının da daha kolay ve düşük maliyet yapılmasına, şirketlerin ihraç potansiyelinin genişlemesine katkı sağlamakta. Firmaların satın alma tercihlerinin çeşitlenmesiyle girdi maliyetlerinin düşürülmesi de mümkün olmakta. E-ticaret sadece geleneksel perakende sektörünü yakından etkilemiyor. Ayrıca lojistik ve bilişim gibi yakın etkileşimde bulunduğu sektörlerin kapasitesinin de gelişmesine de katkı sağlıyor. Girişimciliği de besliyor. E-ticaret çok farklı alanlara dokunan karmaşık bir ekosistem aslında. Teknik altyapı ve lojistikten internet girişimciliğine, finansal altyapıdan alternatif ödeme sistemlerine ve mevzuat yapısına kadar her unsur bir bütünlük içinde alınmalı. Alınacak aksiyonlarla firmalarımızın dünya çapında bilinirliği, pazar payını ve ihracatının artmasını sağlayabiliriz. TÜSİAD olarak bu konuları küresel gündemi de ülkemize taşıyarak
işlemeye devam edeceğiz.